Merve takibi kaybettirdik değil mi? Şu büyük Arda'yı bir de şu Arda'nın da bir kız arkadaşı var böyle büyük böyle bir ay bir tane o da. Takip etmemişlerdir değil mi bizi? Bilmiyorum ki abi yapmamışlardır kesinlikle. Gel bakalım en iyisi ya gelme umarım gelmemişlerdir. Ama biz evdeyiz bile abi bize bir şey yapamazlar ki. Emin misin ama birazcık korkuyorum yani. <laughs> Yakalarsa. En iyisi ben bir bakayım. Yok yok yok. Evet takibi kaybettiler. Oh, yakalasaydı var ya bizi. Mahvedeceklerdi bizi ya. Şimdi bu Meltem de nereden çıktı ben de anlamış değilim. Merhaba Arda. Merhaba anne. Hayırdır sen koştun mu? Çok terlemişsin. Evet evet e, Merve ile çık spor yaptık anne. Hmm, tamam aferin. E, e, Meltem bu herhalde bunların evi olması lazım. Evet evet evet. Buraya girdiler kesinlikle. Neyse biz ile basalım mı o zaman? Yakalarız o zaman Arda'yı bir de Merve. Ama A Arda bir düşünsene bir. Ney ki? Çok kötü bir fikir. Zaten annesi seni de tanıyor, bırakmazlar kesin içeriye. Evet evet haklısın. Evet benim annemi de tanıyor. Nasıl yapacağız o zaman? Yani nasıl girelim o eve? Ben yani sen kesinlikle dışarıda duruyorsun. Ben zile basacağım, gireceğim eve. Çünkü daha beni tanımıyorlar. Ben de diyeceğim ki Arda'nın kız arkadaşıyım. Evet 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 güzel fikir o zaman. Var mı birisi orada? Merhaba, sen ne kimsin? Ee, merhaba ben Arda'nın kız arkadaşıyım. Gel o zaman içeriye. Ee, Arda yukarıda, istersen yukarıya gidebilirsin. Bu, bu çocuklar da ne kadar da büyük ya. Şimdi kaç yaşındadır ki bu? 6, 7... Çok garip. Bir de benim karnım da çok aç. Yemek falan da yapar mısınız? Tabii ki de yaparım. Niye yapmayayım? Evet, evet. Tamam, oldu o zaman. 10 dakikaya sonra da aşağı inlerim. Bakarım o zaman yemek pişmiş mi, pişmemiş mi diye. Yakalasaydı var ya beni... Mahvedeceklerdi beni ya. Neyse evdeyim ya. Ona da çok şükür. E, merhaba sen ne yapıyorsun? E, boyuyorum. Acaba sen ne kimsin? Odamda ne işin var senin? Boyamak mı? Ne kadar da can sıkıcı. Yani birazcık daha değişik bir şey yapsana böyle. Baya da büyüksün sen. Büyüm tabii ki de. Aa ne kadar da güzel bir at varmış o dolabın üstünde. Keşke ben öyle bir atım olsa. atları da mı hoşlanıyorsun? Ben de atları çok seviyorum. Tabii ki de ben de atları çok seviyorum. Atları yani en sevdiğim hayvanlar at zaten. Ama bu arada da sen kimsin? Ben Arda'nın kız arkadaşıyım. O kadar mı büyük? Baya da büyüksün ama. <laughs> Bilmiyorum yani büyüm benim ailem çok büyük o yüzden. Neyse ben de şimdi e, hayvanlarımı en sevdiğim hayvanları boyayacaktım. İstersen sen ne yapabilirsin? Evet boyayacağım da yani çok güzel bir fikir. Evet evet. Sen o zaman sen de buraya otur o zaman. Ya ne kadar da sesli yine içerisi ya. Kim geldi yine? Murat e, bir de Betül susanize yatmaya çalışıyorum burada. E, e, sen sen ne yapıyorsun burada? E, sen ne yapıyorsun? Betül ne yapıyorsun sen orada? Sakin olsana boyuyoruz burada Arda. Sen biliyor musun kim olduğunu? Seni kız arkadaşın dedi. Arda biz ikimiz kız yani ben senin arkadaşım. Sen ne kimsin? Gidelim hemen. Merve hemen yanıma gel, yanıma gel, yardım edin, yardım edin. Ben sana dedim ya gelecekler diye bunlar. Öm, kusura bakma, Meltem çıkman lazım. Evet, buradan kesinlikle çıkman lazım, burada kalamasın. Ne oldu ikiniz ya? Niye bu kadar sinirlisiniz? Seni kız arkadaşın dediği Arda, bir de çok, hani çok bir iyi birisine benziyor zaten. Atları da çok seviyor. Evet Arda. Yani şimdi arkadaş olmak istemiyorsak o zaman ben de senin ablanla arkadaş olurum. Hayır olamazsın tabii ki de. Yani kimsenin arkadaş olamazsın bu evde. Yani aynı şu büyük Arda gibisin. Arda hemen odamdan çık. Boyamak istiyoruz biz ikimiz. <laughs> Neyse başlayabiliriz o zaman değil mi Meltem? Evet başlayabiliriz tabii ki de. Göster bakalım. Ya Merve ne yapacağız ya? Çok kötü bir fikirdi, onların çok kötü fikirleri kes. Ne haber ikiniz? Yani sürprizdi, değil mi? Nasıl yaptınız? Tabii ki de sürprizdi. Yani yaparız biz. Neyse, bir gün bir şey yapmayacağım. Tek boynuzu atları boyayacağım. Tabii ki de sizden daha önemli. Hayır olamaz ya. Nasıl girdi bu eve ya? Büyük Arda da kesin burada bir yerdedir.